Merhaba arkadaşlar. Virüs salgınından hepinizin haberi vardır. Şimdi biliyorsunuz bununla alakalı ülkemiz bazı tedbirler aldı. Tüm üniversitelerimiz 3 hafta tatil, yani benim için de tatil başladı. Ve sizler için de öyle. 1 haftalık tatil, 1 haftalık da online eğitim olacak. Sonraki süreci tam bilmiyoruz. Şimdi bu süreçte ben böyle sürekli haberleri takip edebilirim. Ya da stres yapıp panik yapabilirim. Ya da böyle bilgisayar oynayarak, sosyal medyada takılarak bu vakti geçirebilirim. Ama bunlar bizi ileriye taşıyacak şeyler değil. O yüzden yapmamız gereken şey belli tedbirlerimizi almamız ve süreci olağan bir şekilde devam etmemiz ve hani çalışmalarımıza hız kesmeden verimimizi arttırmaya çalışarak devam etmemiz. Şimdi arkadaşlar, belirsizliğin olması belki kafanızı karıştırıyor olabilir. Ya işte sınav ertelenecek mi, ertelenmeyecek mi? Okullar daha ne kadar online devam edecek? Bunlar kafanızı karıştırıyor olabilir. Ama siz bunların üzerine düşünürseniz, sürekli bu olumsuz ve muallak olan kısımlar üzerine düşünürseniz pek yol kat edemezsiniz. Yani bunlar size zarar verir. O yüzden benim size önerim, yani gündemi takip etmelisiniz ama bunları güvenilir kaynaklardan yapmanız lazım. Sosyal medyada gerçekten çok yanlış haberler var. Sosyal medyada sürekli bunları takip edeceğinize belli süreçlerle haberleri takip ederek, işte eğitimle alakalı haberler geldiğinde bunları takip ederek geçirebilirsiniz. Peki onun dışında ne yapabileceğiz? Biliyorsunuz evde geçirmemiz gereken bir süreç. Bize tatil verildi ama bu tatil gezmemiz için değil. Evde geçireceğimiz süreci daha iyi değerlendirmemiz lazım. Şimdi şu ana kadar belki okulda, dershanede ya da kütüphanede çalışıyor olabilirsiniz. Ama şu anda da evde iyi bir düzen oluşturmamız lazım. Benim yapmak istediğim zaten ilk öneri bu. Evdesin iyi bir düzen oluşturmanız lazım. Çalışacağınız yeri, çalışmak istediklerinizi iyice belirleyip kendinize güzel bir plan hazırlamanız lazım. Mesela işte 7 günlük bir plan da hazırlayabilirsiniz ya da bu 15 gün içeren bir plan da hazırlayabilirsiniz. Ben bu süreç içerisinde hangi konularımı halledeceğim, kaç tane deneme çözeceğim, soru bankasından hangi sayfaları halletmek istiyorum, bunları toparladığınız bir plan hazırlamanız gerekiyor. Ve bu planı hazırladıktan sonra arkadaşlar evinizde biraz düzeninizi kurmanız lazım. Düzen dediğim hani nasıl diyeyim, çok dağınıklıkta çalışmak zordur ya. O yüzden kısa bir çeki düzen vererek bir çalışma ortamı oluşturmanız lazım. Sonrasında sizin iyi bir mola düzeni oluşturmanız da lazım. Yani evde kaldığımız süreçte arkadaşlar mola verdiğimiz zaman maalesef bu molalar çok fazla uzayabiliyor. Yani mesela bir şeye takılıyoruz, işte televizyon oluyor, başka bir şey oluyor, konuşmaya dalıyoruz falan. Evde verdiğimiz molalar çok uzayabiliyor. Biz bunları toparlayabilmemiz için ise molalarımızı limitlememiz lazım. Onun dışında dikkat etmemiz gereken bir diğer şey de arkadaşlar telefon ve internet. Yani telefon ve internet her zaman kötü bir şey değildir. Biliyorsunuz mesela online eğitimler yapılacak ya da siz YouTube aracılığıyla ya da diğer online sistemler aracılığıyla birçok şeye ulaşabiliyorsunuz. Birçok videoya ulaşabiliyorsunuz. Ama olumsuz yanı da şu, sosyal medyayı kullanmaya başladığımız anda çok dalıp gidebiliyoruz. O yüzden sizden bir ricam olacak. Telefondan sosyal medyayı kısıtlayacak şeyler yapmanız. Mesela sosyal medyadan birkaç uygulama silebilirsiniz. Lütfen dalıp gitmeyin. Evde bulunduğunuz süreç sizi rahatlatıyor olabilir. Evdeki o konfor alanımızdan çıkmamız gerekiyor ya. Eğer o konfor alanında kalırsak gerçekten de günümüzün tamamını sosyal medyada ya da işte telefonda, YouTube'da, bilgisayar oyunlarıyla, mobil oyunlarla geçirebiliriz. Buna dikkat etmemiz lazım. Lütfen bunları biraz uzaklaştırın. Ve şunu da söylemek istiyorum ki benim sınava hazırlandığım süreçte ara verdiğim böyle 3-4 günün sonunda benim deneme etlerime doğrudan bir düşüş yansıyordu. Yani ara vermemiz, en azından uzun aralar vermemiz bizim çalışma tempomuzu düşürdüğü için, konsantrasyonumuzu düşürdüğü için doğrudan netlerimize yansıyordu. Ve kalan süreçte bizim bunu yaşamamamız lazım. O yüzden size tavsiyem iyi bir plan hazırladıktan sonra çalışmalarınıza odaklanabilmeniz. Ayrıca önemli gördüğüm bir diğer şey arkadaşlar uyku. Evde bulunduğumuz süreçte mesela sabah kalktığımızda şey hissi olabiliyor. Hani gitmemiz gereken bir ders yok ya, belli bir saatte uyanmamız gerekmiyor. Halbuki biz planımıza belli bir saati yazdığımız zaman kendimizi zorlayıp o plana uymamız lazım. Yoksa tüm günümüz kayıyor. Ve akşamleyin çalışırken mesela bazen diyoruz ki ya bir iki saat daha çalışayım bugünüm daha verimli geçmiş olsun diye düşünüyoruz. Halbuki o gece çalıştığımız o bir iki saat bazen uykumuzu kestiğimiz için ertesi güne öğlen uyanmak gibi bir şeye sebep oluyor. O yüzden lütfen evde bulunduğunuz süreçte uykunuza da çok dikkat edin. Uykumuza dikkat ettikten sonra da arkadaşlar planımızı gerçekleştirmeye çalışacağız. Ve küçük küçük ödüllerle arkadaşlar bu süreci tamamlamaya çalışacağız. Kendinize hem hedefler hem de bu hedeflere ulaştığınız zaman kendinizi ödüllendirebileceğiniz birkaç bir şey belirlemeniz lazım. Şimdi biliyorsunuz benim de 3 hafta tatilim var üniversiteden dolayı. Ben de bu tatilde hani biraz daha sizin yanınızda olmaya çalışacağım. Videolar hazırlamak istiyorum size. O yüzden bu süreçte kanalı takip etmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Ben de planımı yaptım. Bu süreçte işte hangi makaleleri okurum, hangi kitapları okurum, yapmak istediğim birkaç araştırma vardı aslında.
Ben de bu süreci bu şekilde değerlendireceğim aslında. Tedbirlerle alakalı da arkadaşlar, siz de görüyorsunuzdur tavsiyeleri. Hani hijyene dikkat etmemiz, işte Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı şeyler. Hani bunlara da dikkat etmemiz lazım. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.